Açıklanamayan infertilite. Gerçekten tabii bir sorunu açıklayamadığımız zaman stresimiz artıyor. Yani ne var da olmuyor çocuk diye bakıyoruz. Ama açıklanamayan infertilite de günümüzde neredeyse %20-25 çiftin sorunu. Burada nasıl bir yaklaşım sergileyip nasıl sonuca gidebiliriz? Bu tabii tartışma konusu. Burada infertilite süresi, yani kaç senedir çocuk istiyoruz, bu önemli. Bakın, 5 senedir açıklayamadığımız bir durum var ve çocuk sahibi olamıyorsak artık daha ciddi olmamız ve daha ciddi bir tedaviye, daha başarısı yüksek bir tedaviye geçmemiz gerekir. Ancak 1-2 yıldır çocuk istiyoruz, yaşımız genç, o zaman süreyi kullanabiliriz. Süre bize fayda sağlayacaktır. Ancak 2 yılı geçtikten sonra açıklanamayan infertilitede aktif bir tedaviye geçmemiz lazım. Bu bir aşılama olabilir ya da tüp bebek olabilir. Bu hastanın durumuna, yaşına, yumurtalık rezervine göre vereceğimiz bir karar olacaktır.